botla karaya getirdiler. Özenle kamyona bindirdiler. Bakılıp korunacağı merkeze götürdüler. Görüntülerdeki sıradan bir kaplumbağa değil, nesli tükendiği sanılan Fernandina dev kaplumbağası. En son 1906'da görülmüştü. Ekvador'a bağlı Galapagos adalarında tekrar ortaya çıktı. Dişi kaplumbağanın yaşı 100'den fazla. Santa Cruz'daki bir hayvan besleme merkezine gönderildi. Adada daha fazla Fernandina dev kaplumbağası olduğu düşünülüyor. Bilim insanları keşif için bir kez daha adaya gitmeyi planlıyor. Bir büyük keşif de Endonezya'dan, Kuzey Molukkas Adası'ndan. Wallace'in dev arısı olarak adlandırılan bir arının izini buldular. Bu tür 1981'den bu yana görülmemişti. Neslinin tükendiğine inanılıyordu. Dünyanın en büyük arısının hala yaşadığı öğrenildi. Böcek bilimciler nesli tükendiği düşünülen türleri bulmak için çaba harcıyor. Çünkü böceklerin yok olması insanlığın geleceği için de büyük tehdit. Böcekler besin zincirinin en alt tabakasını oluşturuyor. Yani dünyanın temelinin sağlam olması onlara bağlı. Ancak nesilleri memelilerden, kuşlardan ve sürüngenlerden daha hızlı tükeniyor. Bunun nedeni ise yoğun tarım, zirai böcek ilaçları ve iklim değişikliği.